Sevgili seyirciler, İzmir'de yaşanan deprem felaketinin ardından acılarla anılan Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu yer park olsun kampanyasının sonuca ulaşmasının ardından apartman sakinleri bir basın açıklaması düzenledi. Depremin ardından iki çocuğunu, iki yeğenini ve annesini kaybeden Emine ve Hüseyin Yücel çiftinin sosyal medya üzerinden başlattığı Rıza Bey Parkı Park Olsun kampanyası sonuç buldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen depremde 11'i çocuk çok sayıda yaşamını yitirdiği Rıza Bey Apartmanı'nın yerine park yapılacağını açıklamıştı. Alınan sonucun ardından Rıza Bey Apartmanı sakinleri bina önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Gerçekleştirdikleri açıklamada sosyal medyada yer alan haberlerde herkesin park olması talebinde gibi gösterildiğini iddia eden sakinler, "Bizler buranın park olmasını istemiyoruz. 31 daire olarak bize sorulmadan bizler de park istiyormuşuz" gibi lanse edildi. "Biz evlerimizi istiyoruz" dedi. "Ben de evimi yerinde istiyorum. Ben bu evi temelden aldım. Çok sağlam olduğunu dediler, öyle aldım. Evimizin burada olmasını istiyorum. Başka bir yere gitmek istemiyorum. Evimi yerinde istiyorum. Benim oğlum da çok seviyordu o evi. Onun için artık gerçekten çok yorulduk, çok üzüldük yani. Kendi yerimizin şeyi olduk yani, dilencisi olduk. İlle yapılsın, yapılsın, yapılsın yani. Gerçekten çok üzüldük yani." 35 daire mülk sahibi, dükkanlar dahil, Çevre Şehircilik Bakanlığı zaten imza vermişlerdi. Yerinde evimizi istiyoruz diye. Sağ olsunlar, hükümetimizle bu konuda destek çıktılar. Karşı tarafı da üzmediler. Onların da gönlünü yapmak adına sembolik bir anıt olacak diye proje değişikliğine geçildi. İnşaatımız başlamasına rağmen proje değişikliği için inşaat durduruldu. Ve şimdi tekrar inşaatımız başlayacak bir hafta 10 güne kadar. Bunu bekliyoruz. Biz hükümetimize de hem bize hem karşı tarafı verdiği destek için de teşekkür ediyoruz. "Ben bir şey istemiyorum. Evimi istiyorum annem. Buru benim evim. 27. dairede oturuyorduk. Benim anı kız oturuyorduk biz. Zorlaya aldım ben bu eve. Zorlaya. Taksitle mi halıya anneciğim?" "Bir kişinin isteği üzerine buranın park olması mümkün değil. Burada 32 konut var. 4 adet de iş yeri var. Ama 31 konut, 4 iş yeri burayı kendi haklarını, yerlerini istiyor. Ve buranın bize verilmesini, haklarımızı istiyoruz. Yani yerinde evlerimizi istiyoruz." Depremde eşim, annem ve oğlumla birlikteydik. Ve maalesef ki depremde annem ve eşimi kaybettim. Biz de oğlumla birlikte 2 saat sonra çıkartılabildik. Ve uzun süre hastanede kaldık. Biz bu acılarımızla yaşarken... bir daire sahibi Rıza Bey park olsun diye meydanlara çıktı. Fakat biz hani bir kişi istiyor nasıl olsa diye böyle bir şeye ihtimal olacağını düşünmedik. Ve biz hani onların da acıları var, acılarını yaşasınlar diye o ailenin üzerine gitmedik. Fakat önce park olsun dendi, şimdi... Sayın Bakanımız bize park olmayacağını ve yerinde evlerimizin yapılacağını söyledi. Ve biz de bir an evvel bu inşaatımızın başlamasını ve evlerimize yerleşmek için bekliyoruz. Efendim, bu binanın yıkılması buradaki oturan bütün kardeşlerimizi büyük bir üzüntüye sürdü. O yıkıntıdan sonra herkes evsiz kaldı, binasız kaldı. Burada... İşte komşulardan yardım alabilmek için herhangi bir yardım dahi alamadık. Yazıklar olsun. Başka bir komşumuz, 32 tane ev sahibi olan şahsın bir tanesi buraya park yapmak istiyor. Park yapamaz. Ölüm Allah'ın bir emridir. Allah'tan gelen bir iştir ölüm. Ona hiç kimse mani olmaz. Kimse durduramaz. Ama ölümü de yeri de kabristandır. Burası park yapılıp da oraya... Adını anıp şunu yapmak, bunlar yakışmaz. Oğlum hepsi yıkıldı lan. Diğer altta durma, şu boşluğa gelin. Diğer altta durma, şu boşluğa toplanın. Uğur, şuraya gel Uğur. Şuraya gelin.
800 yıllık geçmişe sahip kale içi çarşısında tarihi dokuya uygun yapacakları yenileme çalışması öncesi esnafla bir araya gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, proje ile tarihi çarşının kent ekonomisine ve turizmine daha fazla katkı sağlamasını amaçladıklarını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin kalbi niteliğinde olan 800 yıllık geçmişe sahip tarihi kale içi çarşısında yapacakları düzenleme öncesi çarşı esnafıyla bir araya geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kale İçi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Soner Yıldız, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Hasan Tuğrul Özkan ve çok sayıda esnaf katıldı. Başkan Osman Zolan, ayilik geleneğinin temellerinin atıldığı 800 yıllık geçmişe sahip Kale İçi Çarşısı'nın dokusunu uygun yapacakları yenileme çalışmasıyla tarihi çarşının ekonomiye ve turizme daha fazla katkı sağlamasını amaçladıklarını söyledi. Bu Kale İçi bizim bazı yerlerinin üstünün kapanması ve soğukta, yağmurda veya güneşte insanlarımızın gelişine engel olmaması, gelen insanlarımızın sıkıntı çekmemesi, siz değerli esnaflarımızın da orada daha güzel alışverişler uygun bir ortamda yapabilmesini hep konuştular geldi. Tabii Kale İçi'yi biz hep önemsedik. Bu Kale İçi bizim ecdadımızın ilk geldiğinde yaşayan insanlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde oluşturulmuş. Her ihtiyacı karşılayabilir anlamda dizayn edilmiş, arastalar konmuş. Yani ecdattan kalan bir miras, ecdattan kalan güzellik. Onu korumamız gerekiyor, onu canlı tutmamız gerekiyor. Onun için biz Kale İçi'ni olumlu bir şekilde gelişsin istiyoruz. Hayallerimiz vardı, onları yapmaya gayret ediyoruz. İşte Denizli turizm anlamında yeni başlayacağız inşallah. Bir kent müzesi ile ilgili protokolümüzü yaptık. Kültür Bakanlığımızla, valilik ve büyükşehir olarak kent müzesini yapıyoruz. Buna benzer yatırımlarımızı yapacağız. Ve bu noktada inşallah şehir merkezinde inşallah gelişleri arttırmak, insanları turizm gelişlerini arttırmak ve bu noktada sizlerin de alışverişlerini arttırmak anlamında İnşallah gayretimiz olsun istiyoruz. Başkan Zolan, iki etaptan oluşan Denizli Kale İçi Muhtelif Sokakları Üst Örtü Projesi ve Cephe Sağlıklaştırma Projesi'ne kısa süre sonra başlayacaklarını anlattı. Kale İçimizin bir ilk kısımla ilgili projesi yapıldı. İhalesinde yaptık. İnşallah orada bir an önce de yapımına İnşallah geçeceğiz. Bu noktada tabii bunun bütçesi de düşük bir bütçe değil. Maliyetli yatırımlar bunlar. Tabii sizler de hem fikrinizi başlamadan, iş başlamadan önce fikrinizi almak, aynı zamanda dikkat etmemiz gereken hem yapımcımızın, mimarımız burada sağ olsun davetimiz kırmadı geldi Hasan Bey. Hem yapım noktasında hem bizim çalışan arkadaşlarımız burada. Sizin de bilginize sunarak varsa karşılıklı artı eksi onu da bakarak bir an önce orada kazma vurulsun, işimiz başlasın istiyoruz. Daha sonra yapılacak çalışmayla ilgili bir sunum yapıldı. Başkan Zolan sunumun ardından Kale İçi esnafının merak ettiği soruları da yanıtladı. İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanlığı'nda Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde Büyük Birlik Partisi kurucu lideri Şehit Muhsin Yazıcıoğlu anısına konferans düzenlendi. İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanı Profesör Doktor Mehmet Akalın'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansta Profesör Doktor Orhan Kavuncu ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun fikirlerini ve hayatından kesitleri paylaştı. Ömür sürüyor. 25 Mart 2009'da da İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun rahmeti rahmana kavuşuyor. Yani biz bunun ilk günden beri ortada olan şüpheler üzerinden giderek bir suikast olduğunu söylüyoruz.
Tabii o zamanlar bugünkü durum yoktu deliller ve veriler ışığında. Ama bugün geldiğimiz noktada kuvvetli şüphelerin de ötesinde somut delillerle söyleyebilirim ki bu bir suikasttır. Önce bunun adını koymak gerekiyor. Bu bir suikasttır. Tabi bu suikast örgütlü bir yapı tarafından planlanarak, tasarlanarak yapılmıştır. Eylem öncesi, eylem ve eylem sonrası üç aşamalı olarak yapılmış. Biz dosya kapsamına sürekli veri, tanık, delil sokmakla uğraşırken bir yandan da işte kapatmalara maruz kaldık. Yani 12 yıl içerisinde bizim dosyamız iki defa takipsizlikle karşı karşıya kaldı. Biz yine hukuk mücadelemizle bunların önüne geçtik. Tekrar soruşturma aşamasına, tekrar açılmasına vesile olduk diyelim. Şu an geldiğimiz noktada bir ana davamız var. Ana soruşturma dosyası dediğimiz bir dosyamız var. Burada suikast üzerinden bir soruşturma yürütülüyor. Var mı yok mu diye. Bunun haricinde de 12 yıl içerisinde adeta işte dosya tefrik edilerek, yani bölüp parçalanarak işte dosya kapsamından koparılan birkaç davamız daha oldu. Bunlardan bir tanesi işte bu kamuoyuna da yansımıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı konuşmada Yazıcıoğlu'nun çocukları ve eşinin kendilerine emanet olduğunu belirtti. Güzel şeyler dinledik. Hocama çok teşekkür ederim. Pazartesi günü de rahmetli başbuğumuzu anmak için burası doluymuş. Muhtemelen Swiss Hotel diye doğru biliyorsam orada buluşacağız. Konferansın ardından Akşener konuşmacılara plaket takdim etti. Devresini gerçekleştiriyoruz. Tabii Muhsin Başkan'ın suikastiyle alakalı 12 yıllık bir adalet arayışımız var. Biz artık bu 12 senenin sonunda Türk milletinin vicdanında bir yara haline gelmiş bu olayı çözülmesi konusunda bu senenin bir milat olacağı inancındayız. İnşallah bu sene 12. yılıyla beraber adil, adaletli bir yargılamayla bu suikast tüm bulutlarıyla aydınlanıp ortaya çıkacaktır inancındayım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde bisiklet farkındalığını ve kullanımını artırmayı hedeflediği BİSİM'i Güzel Bahçe'ye de kurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Güzel Bahçe sahil şeridi üzerinde 3 adet BİSİM istasyonunun açılışını yaptı. Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Güzel Bahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, siyasi parti başkan ve yöneticileri, büyükşehir bürokratları, meclis üyeleri, bisiklet tutkunları ve vatandaşlar katıldı. BİSİM açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir genelinde bisiklet altyapısının geliştirilmesi, kırsal bisiklet rotalarının artırılması, şehrimizde bisiklet kültürünün artırılması için tek tek adımları atıyoruz. Güzel bahçemize BİSİM hayırlı olsun dedi. Ahmet Piliçin'e rekreasyon alanı ve Güzel Bahçe Limanı isimleri verilen bu yeni istasyonlarımız, İzmir genelinde BİSİM istasyon sayısını 55'e çıkartmış olacak. Yeni istasyonlarımızda vatandaşlarımız akıllı telefonlara indirilebilen BİSİM mobil aplikasyonu sayesinde kare kodla bisiklet kiralayabilecek. İlk defa bu yeni istasyonlarda uyguladığımız bu sistemi kısa süre içinde tüm İzmir'deki BİSİM istasyonlarına yaymış olacağız. İzmir genelinde bisiklet altyapısının güçlendirilmesi, kırsal bisiklet rotalarının artırılması ve şehrimizde bisiklet kültürünün oluşturulmasını hedefleyen adımları teker teker atmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl hizmete sunduğumuz ve Türkiye'de birinci teşkil eden tandem bisikletler sayesinde birden fazla kişinin aynı anda bisiklet kullanması mümkün olabiliyor. Ama daha önemlisi, görme engelli vatandaşlarımız bisiklet keyfi yaşıyor. Buradan çocuklarımız için planladığımız ve yine Türkiye'de birlikte gerçekleştireceğimiz çocuk bisikletleri çalışmamızı da müjdelemek istiyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 120 çocuk bisikletini BİSİM filosuna katarak İzmirli çocukları kullanımda sokacağız.
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, İzmir'in bisiklet vizyonunu ön plana çıkararak BİSİM noktalarını İzmir'in birçok yerinde yaygınlaştıran Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür etti. BİSİM'de Güzelbahçe'nin 7 kilometrelik sahiline buradan Maltepe, Yalı Mahallesi ve Siteler Mahallesi'ni kapsayan, 3 mahalleyi kapsayan ve 7 kilometre uzunluğundaki sahiline çok çok yakışacak. Tabii ki bize kıyı planlarında ilave olarak istenilen ÇED raporunun da sonuçlanmasıyla yine Tunç Başkanımızla birlikte planlayacağımız yeni kıyı düzenlemesiyle, yeni bisiklet yollarıyla ve plajlarıyla bisiklet bu sahilde çok çok güzel olacak. Ben uzun süredir bisikleti getirmek istiyorduk sahilimize. Başkanımız da kısmet oldu. Tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Tüm bisiklet severlere BİSİM'i kullanmayı öneriyorum. Konuşmaların ardından başkanlar ve beraberindeki heyet sahilde kısa bir sahil turu attı. Trafikte yaya güvenliğine ve önceliğine dikkat çekmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı başlatılan Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir etkinliği İzmir'in Ali Ağa ilçesinde de yapıldı. Trafikte yaya güvenliğine ve önceliğine dikkat çekmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı başlatılan Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir etkinliği İzmir'in Ali Ağa ilçesinde de gerçekleştirildi. Atatürk Ortaokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu önünde organize edilen etkinliğe Ali Ağa Kaymakamı Ömer Karaman, Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Doktor Erdoğan Akyüz, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Özkan Orhun'la öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Sürücülerin yaya okul geçitlerine yaklaşırken yayalara ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlikte yaya çizgileri katılımcılar tarafından kırmızıya boyandı. Ülke genelinde çok önemli bir etkinliğe imza atıldığını ifade eden Ali Ağa Kaymakamı Ömer Karaman, "Yaya ayağını yola attığı zaman tüm trafiğin durduğu bir dünyayı özlüyoruz," dedi. 30 Mart'ı unutmayalım. İlk defa ülkemizde kırmızı çizgi önceliğimizdirin bizzat çizgiyle belirleneceği gün bugün. Yaya geçişinin önceliğini, yaya her zaman haklıdırla ilgili çalışmaları başlatmıştık. Ama bugün farklı bir gün. Bugünkü günde de kırmızı çizgi yaya önceliği çizgimizdir. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kırmızı çizgi uygulamasının en güzel örneğini Ali Ağa'da göstereceğiz, dedi. Tüm Ali Ağa halkımızdan, tüm Ali Ağa'daki şoförlerimizden şunu istiyorum. Türkiye'de başlayan bu kırmızı çizgi uygulamasının en güzel örneğini inşallah hep birlikte Ali Ağa'da göstereceğiz. Ali Ağa'dan haykıracağız, evet. İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Denizli'nin Çameli ilçesinde de etkinlik programı yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Denizli'nin Çameli ilçesinde de etkinlik programı gerçekleştirildi. Yurt genelinde kavşak giriş ve çıkışlarıyla yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durak ilk geçiş hakkını verme alışkanlığının oluşturulması için yapılan 30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz projesi Çameli'nde de uygulanmaya başlandı. Düzenlenen programa Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Jandarma Komutanı Resul Bulut, İlçe Emniyet Amiri Bilal Cingör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Uzun ve görevli personeller katıldı. Etkinlikte yaya geçidine kırmızı çizgiler eklendi. AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, ilçe ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçe ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Güngör'ün bir durağı da Denizli'nin Sarayköy ilçesi oldu. Başkan Güngör Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş'ı makamında ziyaret etti. İlçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sen temiz oynar bu. Mahmut abi sana sana izin vermiyorum lan. Gidelim mi bana? Hepsi yapacağız. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hayırlı işler arkadaşlar. Burası bir eski mekan başkanım. Dededen babadan şimdi kendileri yok galiba. Babayılar. Öyle mi? Selam sana. Muzaffer abi bir sakınma size. Bizim grubumuz var başkanım. Akşamlar sarı kılıklı kaybatıyoruz. Her şey burada. Yüzünüz gülüyor bir tanesinde. Sizin de yüzünüz gülüyor. İyi başkanımız yanımızda yapacağız. Gel bir şey yapalım. Tamam. 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 Tamam abi. Sağ olun canım. Akbil başkanımız burada. Başkan Güngör, AK Parti Sarayköy İlçe Başkanı Volkan Gezen, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ali İhsan Seçkin'le bir araya geldi. Çalışmalar ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Güngör daha sonra ilçedeki esnafları ziyaret etti, esnafa kolaylıklar diledi, talep ve sorunları dinledi, notlar aldı. İyi günler, hayırlı işler. İl Başkanı Rüzgar Güngör. Nasılsınız? İyi misiniz? Çalışın. Teşekkür ederim. Kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendiniz mi çalışıyorsunuz? Evet, çalışıyorsunuz. Kendim yapıyorum. İl Başkanımız Rüzgar Güngör. Muhammed, selamünaleyküm kardeşim. Nasıl gidiyor? Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Güngör, vatandaşın ve esnafın her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Biz bazı ilçelere gittiğimizde bu manzarayı göremiyoruz maalesef. Ve bir belediye başkanının ne kadar önemli olduğunu oraya gittiğimizde daha iyi anlıyoruz. Çünkü bizim bir kadrımızın kırık olduğunu o ilçede hissediyoruz. O yüzden benim buraya gelme sebebimin en büyüğü şu arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın beni temsilcisi olarak şunu söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu talimatı şu. Bütün kardeşlerime benden çok çok selam söylüyorum. Bu selamı ben saygı geçiyorum. Ve ayrıca Teşkilat Başkanımız, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Erkan Kandemir'in sizlere çok selam var. Sarayköy'deki bütün teşkilat mensuplarımıza elinden selam söylüyorum. Bizim ortak noktamız günün bu saatinde buraya toplanmamızın ana sebebi AK Parti çatısı altında siyaset yaptığımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın sevgisidir. Bizi herhalde bu ikisinden başka hiçbir ortaklarla buraya getirip şu toplantıyı yapmamışlar. Çünkü hepimizin de kendine göre var, göre işi var, gücü var, çocukları var, ilgilenmesi gereken işler var. Ama biz bunlarda fedakarlık ederek bugün Sarayköy'deyiz. Sarayköy'deki kardeşlerim de hepsinden Allah razı olsun, işte bizim ilk başkanımız gelecek. Acaba ne diyecek, nasıl birisidir diye merak edenler de vardır. Ama asıl önemli olan ne biliyor musunuz? Bizler partimiz bize hangi görevi verirse versin, kimsemeden o görevin gereğini yerine getirmek bizim de en büyük ödevimizdir. Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent AŞ'ye bağlı Tersane, Denizkent, Gondol, Park, Dino ve Thai Park kafe pandemi kurallarına göre yeniden açıldı. Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent AŞ'ye bağlı Tersane, Denizkent, Gondol, Park, Dino ve Thai Park kafe pandemi kurallarına göre yeniden açıldı. Kafelerde müşterileri hem güldürmek hem de farkındalık yaratmak adına bir uygulama başladı. Yeşilçam oyuncusu Osman Cavcı hakem kılığına girdi, kafede maske ve mesafe kurallarına uymayan müşterilere sarı kart göstererek uyardı. Evet arkadaşlar, sarı kart, şu sosyal mesafeye dikkat ediyoruz, tutun, çek abi, çek abi, bakın, bir buçuk metre nerede? Bak nerede? Bunu korumamız lazım. Size sarı kart gösteriyorum, sana da gösteriyorum. Bir daha tekrarlarsanız kırmızı kart gelecek.
Uygulamayı haftanın 3 günü yapacaklarını belirten Cavcı, çoğu zaman kuralları unutuyoruz. 1,5 metre aslında çok uzak mesafe. İnsanlar 1,5 metreyi 70-80 santim sanıyor. Bunu şaka yolu anlatmak çok etkili olabilecek bir fikir. Şaşıranlar oluyor, sarı kart gösterdiğimde gülüyorlar genelde dedi. Kent AŞ Medya yöneticisi Alper Akdeniz'de bunu sürekli hale getirmek istiyoruz. İnsanların bunaldığını biliyoruz. Yüzlerini güldürmek istiyoruz diye konuştu. Yani bir yıldır neredeyse kapalıyız Covid'den dolayı. Açılışımızda özel bir şey yapmak istedik. Korona bizim yeni normalimiz aslında bu aşamada. Biz de bununla beraber bir korona hakemi yapmak istedik. Kurallara uymayan ve kuralları ihlal eden ya da kuralları unutan insanlar için biraz daha mizah, biraz daha hiciv katarak işin içine. Çok değerli bir sanatçımız var. Osman Cavcı'yı da işin içine dahil ederek. İşte bazılarına kırmızı kart gösterip, bazılarına sarı kart gösterip, bir düdük verip, 50 bin metre verip onları biraz daha işin içine katmak istedik. Ama bir anda da eğlence katmak istedik işin içine. Aslında biz bunu sürekli hale getirmek istiyoruz. Yani haftanın belli günlerinde bu olsun istiyoruz. Artık insanlara hani kuralların vermiş olduğu bir şey var insanlarda, bir yıpratılma var. Biraz bunu daha bir hiciv katmak istiyoruz. Asıl şeyimiz aslında biraz burada kaynaklanıyor. Yani insanlar biraz yüzleri gülsün, tebessüm etsinler. Çünkü aslında hani maske takma bile bizim çok şeyimiz değil. Bir yıl öncesinde yoktu bunlar. Şimdi yeni normalimizde bunlar var. Ama bazen unutabiliyoruz. Bunları da hani sert bir şekilde uyarmaktansa daha böyle mizahla uyarmak, biraz daha güldürerek uyarmak ve biraz daha onların hani eğlence katmak istedik işin içine. Ama bir yandan da bu hastalığın ne kadar ciddi bir şey olduğunu, ne kadar zor bir şey olduğunu da hani vermek istiyoruz. İlk açılma dönemi olan 2020 Haziran ayından önce biz Sağlık Bakanlığı'nın genelgesinden önce kendimize ait zaten genelgemizi yayınlamıştık. Yani şirket içinde bunu yayınladık ve önlemlerimizi alarak Haziran ayında, geçen yıl Haziran ayında tesislerimizin bir kısmını açtık. O dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Turuncu Çember Sertifikası adı altında yarattığı bir projeye hemen başvurumuzu yaptık. Bu başvuruyla birlikte çok sıkı bir ekip geldi, denetledi ve Karşıyaka'da Turuncu Çember Sertifikası'na ait olan ilk tesis ünvanını aldık. Tabii bunu yaparken müşterimize yönelik pek çok önlemi bir paket halinde önceden yayınladığımız için hem çalışanlarımız, hem yönetim kadromuz, hem de bizler çok hazırlıklıydık. Ne yaptık? Öncelikle müşterilerimize hizmet edecek olan personelimize COVID-19 uyum eğitimi verdik. Bu eğitimle birlikte bunu pratiklerini sahada gerçekleştirdik. Pek çok bilgilendirmeyi yabancı kaynaklardan taradık. Sağlık Bakanlığı'nın zorunlu kıldığı kaynakları taradık. Ve bunları tesislerimizde uyguladık. Turuncu Çember Sertifikası aldığımızda pek çok maddede bizim de onlara katkımız oldu. Ve böylece açılışımızı gerçekleştirdik. Fakat tabii bu sadece işletmelerin, bizlerin %100 katkısı ve desteğiyle olan bir şey değil aslında. Bu katkıyı müşterilerimizin de sağlaması gerekiyor. Bu anlamda onları bilgilendiren pek çok doküman, afiş tesislerimizin içerisinde mevcut. Biz de mümkün olduğunca bilgilendirmelerimizi hem sözlü hem yaptığımız tasarımlarla, çalışmalarla müşterilerimize sunuyoruz. Onların da bu normalleşmeye, bu sosyalleşmeye katkıda olmalarını sağlıyoruz. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın ilçe genelinde başlattığı yol kaldırım düzenleme, bakım onarım ve asfaltlama seferberliği kapsamında 24 mahalleye son bir yıl içinde 43 bin metrekarelik kilit parke döşendi. Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerde yol ve kaldırım yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bayraklı'da vatandaşların daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmesi, kullanım olanaklarının iyileştirilerek standartların arttırılması amacıyla zamanla buzlanan yollar bu kapsamda yenileniyor. Ekipler 24 mahallenin tamamında ihtiyaç olan bölgelerde yenileme, asfaltlama, kilit parke ve bordür döşeme işlemleri yapıyor. Bu çerçevede İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa süren çalışmalarda Bayraklı sokaklarına son bir yılda 43 bin metrekare kilit parke ve bordür döşendi.
İhtiyaç olan her noktada çalışmaların süreceğini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçemizi daha modern, çağdaş ve daha yaşanabilir bir yer haline getirmek istiyoruz. Bu doğrultuda en hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz, dedi. Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik ilçe genelinde yapımı devam eden çalışmaları denetleyerek gelinen son nokta hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı. Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, Fen İşleri Müdürü Adil Cabaroğlu, İmar ve Şehircilik Müdürü Ekrem Uludağ, Plan ve Proje Müdürü Zeliha Akyol'la birlikte ilçe genelinde yapımı devam eden çalışmaları denetledi. Gençlik projelerinden olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu Kitap Kafe ve Kültür Merkezi inşaatını gezen Başkan Şevik, "Bina inşaatımızda sona geldik. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının ardından gençlerimizin hizmetine sunacağız," dedi. Başkan Şevik daha sonra sanayi sitesinde yapılması planlanan yeşil alan ve park yerinde incelemelerde bulundu. Sanayicilerin hurdalığı haline gelen atıl durumdaki alanda ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi yapılacağını açıklayan Başkan Şevik, sanayi sitesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ilçemize yeni bir yeşil alan kazandıracağız, dedi. Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bahar aylarıyla birlikte ilçedeki park ve bahçelerin tamamında 3 koldan bakım çalışması başlattı. Kentin yeşil varlığını korumak ve geliştirmek için hız kesmeden çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, ilçe genelindeki park ve bahçelerde bakım çalışması başlattı. Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış aylarının ardından sokakları ısıtmaya başlayan bahar ayları itibariyle Buca'nın tüm parklarında 3 koldan seferberlik ilan etti. Parklarda yürütülen rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra saha ekipleri uzayan dallara müdahale, oyun gruplarının tamiri ve parklarda uzayan çimleri biçerek kosa çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında ekipler parklarda bulunan ağaçların uzayan dallarına müdahale etti. Çocuklar başta olmak üzere vatandaşların can ve mal güvenliğine zarar gelmemesi için vinç eşliğinde güvenlik önlemleri alınarak ağaçların budamaları gerçekleştirildi. Budama ve kosa çalışmalarının yanı sıra parklardaki oyun gruplarının tamiri için de çalışma başlatıldı. Çeşitli nedenlerle zarar gören oyun grupları çocukların güvenli bir şekilde eğlenebilmesi ve vakit geçirebilmesi için uygun şekilde tamir edildi. Pamukkale Belediyesi koronavirüs pandemisinin ortaya çıkmasıyla birlikte sokak kısıtlamalarının olduğu günlerde evlerinden çıkamayan ilçe halkının evine kadar kitap servisi yaptı. Pamukkale Belediyesi eğitimden kültüre, spordan sanata her türlü alanda proje geliştirirken her bir projenin vatandaşların memnuniyetlerini artıracak olmasına özen gösteriyor. İlçe halkının sosyal yaşantılarına kolaylık sağlayacak ve ışık tutacak projelere de imza atan Pamukkale Belediyesi'nin pandemi sürecindeki kitap servisi hizmetiyle büyük beğeni topladı. Geçen yılın Mart ayından bu yana geçen yaklaşık bir yıllık süre zarfında kitap talebinde bulunan yaklaşık 800 vatandaşın istedikleri yaklaşık 7500 kitap evlerine kadar götürüldü. 2020 yılının başlarında 2700 üyesi olan 3700 kitap bulunan kitap kafede 2021 yılının ilk aylarında üye sayısı 3000'i, kitap sayısı da 5000'i geçti. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hizmetleriniz için de teşekkürler. Çok güzel oldu. Nasılsın, iyisin? Merhaba. Hoş geldiniz. Soluk. İyiyiz. Ben sana bir Yakup Kadri getirdim hikayeler. Güzel. Bir de Fakir Baykurt'tan Tırpan getirdim. Okumadıysan. Okumadım. Eyvallah. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kitap kafedeki kitap sayımızı da her geçen gün arttırıyoruz. Bundaki amacımız herkes her istediği kitabı burada bulabilsin, dedi. Kitap kafeye üye olan ve kitaplarımızı okuyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, diye konuştu. Olur mu? Bu dursun bakalım. Tamam.
Bu haftanın bir güzelliğinin de kütüphane haftası olduğuna dikkat çeken Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçemizdeki okullarımızın okul kütüphanelerine destek oluyor, çocuklarımızın hayal dünyalarını kitap hediye ederek zenginleştirmeye çalışıyoruz. Kitap kafemizle de vatandaşlarımıza mini bir kütüphane hizmeti sunarken, Kınıklı Mahallesi 6085 sokak numara 11'de bulunan kitap kafemizden ücretsiz olarak yararlanmak için tüm vatandaşlarımızı bekliyor, tüm halkımızın 57. kütüphane haftasını kutluyorum, dedi. Sevgili seyirciler, Yunus Emre Belediyesi kütüphane haftası dolayısıyla örnek bir çalışmaya imza attı. Yunus Emre Millet Çarşısı sergi salonunda Asırlık Çocuk Dergileri 2 Nisan'a kadar okuyucularını bekleyecek. Kütüphane haftası dolayısıyla Ayşe Kasap ve Nusret Sönmez tarafından 1869-1928 yılları arasında Osmanlı Türkçesi ile yayımlanmış 60 adet çocuk dergisinden derlenen Evvel Zaman İçinde Çocuk Dergileri sergisi Yunus Emre Millet Çarşısı fuayesinde vatandaşların ziyaretine açıldı. Yunus Emre Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen serginin açılışına Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur ve Musa Derik, AK Parti Yunus Emre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, AK Parti Yunus Emre İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, Yunus Emre Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Ersoy, Kütüphaneler Müdürü Gökhan Özak, Halkla İlişkiler Müdürü Arzu Yerkazanoğlu, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı. Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, gençliğin ülkenin geleceği olduğunu belirterek, gelecek nesillerin tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle buluşması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti. İçerisinde önemli bir projeyi bu sene yine hayata geçireceğiz. T3 Vakfı TÜBİTAK İşbirliği ile beraber Yunus Emre bilim merkezi, Türkiye'nin en büyük bilim merkezlerinden bir tanesini burada inşallah bu sene sonuna kadar hizmete açmayı hedefliyoruz, umuyoruz. Bir başka çalışmamız, çok güzel bir özel müzeyi 1300'lü yıllardan 1922'ye kadar gelecek bir Osmanlı müzesini İstiklal Savaşı da dahil olmak üzere içerisine koyacağız. Bütün o kronolojik sıraya göre Yunus Emre'den, Merkez Efendi'den, Manisa'dan çıkan şehzadelerden itibaren Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar, 22'ye kadar olan süreci anlatacak, tasvir edecek bir müze. Herhalde Türkiye'ye örnek bir müze çalışmasını yine bu sene içerisinde, Haziran ayı içerisinde bitirmiş olacağız. Yine gençlikle ilgili YEGEM'in çalışmaları devam ediyor. Millet Kıraathanesi çalışmalarımız devam ediyor. Kreşlerimiz, çocuk kültür sanat merkezlerimiz, taziye kültür merkezlerimiz, Kur'an kurslarımız, anım kültür lokallerimiz sayı sayı bilmiyor. Yunus Emre'nin gençliğe, kadına, kültüre, çocuklara ve engelli merkezimizin çalışmasını yapıyoruz. İnşallah bu sene başlarsak onu da herhalde birkaç ayda bitiririz. Down Cafe Engelli Merkezi adı altında güzel bir çalışmamız var. Onları da bitireceğiz inşallah. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Tebrikler. Efeler, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından taş döşeme çalışmaları devam eden Hasan Efendi Ramazan Paşa Mahallesi Münir Özkul Sokak'ta incelemelerde bulundu. Münir Özkul Sokak'taki esnafın yol yenileme talebini yerine getiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat vererek söz konusu sokakta yenileme çalışmalarını başlattı. 100 metre uzunluğundaki Münir Özkul Sokak'ta taş döşeme işine devam eden ekiplerin çalışmalarıyla sokak esnafı yeni bir kaldırıma da kavuştu. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını ziyaret ederek sokakta incelemelerde bulunan Başkan Atay, esnaf tarafından ilgiyle karşılandı. Talebimizi kısa zamanda gerçekleştirerek hızlıca çalışmaları başlattınız, sayenizde hizmet verdiğimiz sokak yepyeni, modern bir görünüme kavuşacak diyen esnaf, Atay'a teşekkürlerini iletti. Yani...
Çalışmalar tamamlandıktan sonra taş döşeme kenarlarına yaklaşık 1,5 metre aralıklarla uygulanan ışıklandırma çalışmalarıyla Münir Özkul sokağın ışıl ışıl modern bir görünüme sahip olacağını söyleyen Atay, yenileme çalışmalarının iş yerlerine zarar vermeden ve esnafı mağdur etmeden titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Borno Belediyesi'nin Yaka Mahallesi'nde yer alan tarım arazisinde faaliyetlerini sürdüren Doğal Tarım Çiftliği Otizm Minikleri ağırladı. 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte otizmli çocuklar araziye tohum topu attı. Bornova Belediyesi'nin desteğiyle 2 yılı aşkın süredir Yaka Mahallesi'ndeki 20 dönümlük tarım arazisinde gönüllüler tarafından doğayla bütünleşik tarım metotlarının uygulandığı doğal tarım çiftliği anlamlı bir etkinliğe imza attı. Otizmlilerin tarımsal üretime katılması ve bir yandan da çevre bilinci kazanması amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan Tolga Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören minikler, müzik dinletisi ve palyaço gösterisiyle hoşça vakit geçirme fırsatı yakaladı. Artık sokaklar benim, duyuyorsun değil mi? Zaman akmıyor sanki. Etkinliğin Bornova Belediyesi için de oldukça anlamlı olduğunu dile getiren Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İdu, otizmin görünürlüğünün arttırılması gerektiğini söyledi. Toplumun otizm hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını hatırlattı. Üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye ve kapsayıcı bir belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğiz dedi. Kuşadası Belediyesi'nin kentin turistik çarşılarında yürüttüğü yenileme çalışmaları kapsamında doğal taş döşeme işlemi tamamlanan cadde ve sokaklarda Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler peyzaj çalışmasına başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi işbirliğinde kentin turistik çarşılarında gerçekleştirilen yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar Sevgi, Bülent Çağatay ve Sabucalı sokaklarla Barlar Sokağı'nda doğal taş döşeme işlemi tamamlandı. Ekipler doğal taş kaplama işlerine Sağlık Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı ile Öge Sokak'ta devam ediyor. Kahramanlar Caddesi'nin Adalızade Mezarlığı'na uzanan kısmında ise altyapı yenileme çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Doğal taş döşeme işlemi tamamlanan ve aydınlatma sistemleri takılan cadde ile sokaklarda Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından peyzaj çalışmasına başlandı. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kentin turistik çarşılarında uygulayacağı peyzaj çalışmalarına Sevgi Sokak'la başladı. Yoğun olarak kafe ve restoranların bulunduğu sokakta uygulanan peyzaj çalışması kapsamında yol kenarında bulunan yeşil alanlar, dolomit taşları ve çeşitli ağaç kabukları döşenerek renklendirilmeye başlandı. Zakkum, top şimşir, top limoni selvi, yuka dirisena ve kadife bitkileri dikilerek süslenen sokakta çalışmalar kısa sürede tamamlanacak. Sevgi Sokak'ta esnaflık yapan Alaaddin Yerlikaya çalışmalardan memnun olduklarını belirtti. Burada son 4 yıldır dükkan işletiyorum. Ömer Başkan'dan önce 2 yıl burada vardık. Yani biz burada bir ampulümüzün, sokak lambasının ampulünün değiştirmesini istediğimizde bile sıkıntılar yaşıyorduk. Ama şu an sağ olsun belediyemiz altyapı çalışmalarında olsun, taşlarımızda, peyzaj çalışmalarımızda olsun, dış cephe çalışmalarımızda her zaman bizim yanımızda yardımcı oluyor. Ne istersek hemen oluyor. Güzel çarşı daha da bir hareketlendi. Bunun etkisi de sezonda bize daha da olacak. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı pazar yerinde esnaf ve vatandaşlara yönelik denetim yapıldı. Vaka sayılarının arttı ve Türkiye risk haritasında rengi sarıdan turuncu renge dönen Afyonkarahisar'da İçişleri Bakanlığı genelgesine nazaran denetimler başladı. Bu kapsamda Şuhut kapalı pazar yerinde faaliyetlerini sürdüren pazar esnafları ile birlikte maske, mesafe ve temizlik denetimi yapıldı. Şu anda Şuhut kapalı ilçe pazarında boğuşlarımızda son kullanma tarihini kontrol ederek vatandaşların güvenliği ve risk etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Hadi.
Pazar esnaflarına maske, mesafe ve hijyen kuralları ile ilgili bilgiler aktarılarak kurallara uymaları konusunda da uyarılar da bulunuldu. Gölbaşı Belediyesi Seymenler Mahallesi Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi arkasında bulunan boş araziye yeni yaşam alanı oluşturmak için çalışmalara başladı. Boş ve atıl halde bulunan alan içerisinde kolları sıvayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 100 bin metrekare alanda hayata geçirecekleri projenin detaylarını paylaştı. Projeyle Gölbaşı'nın yeni bir rekreasyon alanına kavuşacağını aktaran Başkan Ramazan Şimşek, ağaçlandırma alanı, bisiklet, koşu yolu, seyir terası ve kent mobilyaları ile Gölbaşılı vatandaşlarımızın hizmetine yeni bir alan sunacağız dedi. 100 bin metrekarelik bir alanda hem Seymenler Mahallemizdeki yaşayan insanlarımıza hem de hastane mahallesi olan bir alana ağaçlandırma ve rekreasyon alanı yapıyoruz. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları yapıyoruz. Aynı zamanda da bu bölgenin dolgu olan bir yerimiz var. Şurada yaklaşık 20 metre yüksekliğinde bir yolumuz var. O yolda inşallah aşağıdaki mahalleleri birbirine bağlayacağız. Gölbaşı'na gerçekten bir yeni bir yeşil alan oluşturuyoruz. Gölbaşı halkımıza hayırlı olmasını temin ediyoruz. En sonunda inşallah burada bisikletleri yerler, yürüyüşleri yaparlar. Ve şunu istiyoruz Seymenler Mahallesi sakinlerimizden, burada oturan insanlardan her oturan bir aile buraya bir tane çam diksin. Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde göreve gelmesinin ikinci yıl dönümü nedeniyle istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Saruhanlı Belediyesi'ne ait Erdoğan Yetenç Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İyi Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Şenol Özkaya, Cumhuriyet Halk Partisi Saruhanlı İlçe Başkanı Hasan Levent, İYİ Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Hüseyin Abacı, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Sergen Akbir, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve Eşleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile Millet İttifakı üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Başkan Bilgin'in seçim çalışmaları dönemini yansıtan slayt gösterisi izlenime sunuldu. Program daha sonra Başkan Bilgin'in 2 yıl içinde hayata geçirdiği yatırım ve faaliyetleri içeren slayt gösterisiyle devam etti. Başkan Bilgin yaptığı konuşmada Saruhanlı Belediye Başkanlığı görevinin 2. yılının anının akıyla tamamlandığını ifade etti. Değerli muhtarlarım, gönül insanları muhtarlarım, meclis üyelerim, ilçe başkanlarım, il başkanlarım, benim büyük ailem hoş geldiniz diyorum, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, tıkır tıkır çalıştık, birlikte başardık. Tıkır tıkır çalıştık, 2 yılda büyük işleri birlikte başardık. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. 2 yıllık süre zarfında ilçemizin kalkınması, halkımızın huzur ve refahı için elimizden gelenin fazlasını yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Saruhanlı'mızı ve 50 mahallemizi adeta bir şantiyeye dönüştürdük. Hizmetlerimizin ulaşmadığı tek bir sokak dahi yoktur. Program Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İyi Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Şenol Özkaya, İyi Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Hüseyin Abacı ve Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydır'ın konuşmaları sonrası verilen yemek ikramı ile sona erdi. Bak insanlar mutlu olmalı. Sayın Başkanımızın sözü de var orada. Biz mutluluğa hizmet ediyoruz. Artık Millet İttifakı'yla biz mutlu belediyeler yöneteceğiz. Mutlu belediyeler olacak. Ben Sayın Başkan'ın faaliyetlerini seyrettim. Yani gerçekten başkanım çok hem matematikçi galiba, çok istatistikçi. 2 yıl çok çabuk geçiyor denildi resimlerden ama 2 yılda bu kadar hizmeti başarmak için ayrıca bir ödül, madalya vermesi lazım. Sayın İl Başkanıma da buradan söylüyorum. Bizler nereden geldiğimizi iyi biliyoruz. İnanıyorum ki çıktığımız bu yolda şımarmayacağız, ayrıştırmayacağız. Doğruluktan ve adaletten yana ayrılmayacağız. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 31 Mart'ta başka bir Türkiye'nin mümkün olabileceğini,
başka bir düzenin mümkün olabileceğini, cumhuriyet değerlerinin yeniden bu ülkede egemen olabileceğini ve en önemlisi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan dönülmeyeceğini hep birlikte kanıtladık. Ne mutlu bizlere arkadaşlar. Bu süresel zarfı içinde kalan 3 yıl içinde hizmet yapacağından hiç şüphemiz yok. O konuda da hiç şüphemiz yok. Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin 6. yıl dönümü münasebetiyle Sivas Adliyesi'nde anma programı düzenlendi. İbadet de, dini ihtiyaçları da onların bir ihtiyacıdır. Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin 6. yıl dönümü münasebetiyle Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca koronavirüs tedbirleri altında anma programı düzenlendi. Programa Adalet Başmüfettişi Kerem Kerim Arslan, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivas Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Kutluboğa, Sivas Cumhuriyet Başsavcı Vekili Taner Güngör, Sivas Barosu Başkanı Hacı Yılmaz Demir, hakim ve savcılarla avukatlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. Cumhuriyet Savcısı şehidimiz merhum Mehmet Selim Kiraz şehidimizin şehadetinin yıl dönümü devriyesinde. Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın biyografisinin okunmasının ardından Şehit Kiraz'a ait görüntülerin yer aldığı video gösterimi sunuldu. Cennette döşenmiş tahtında mısın? Cennette döşenmiş tahtında mısın? Anma programında konuşan Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit olurken bile onurluca taşıdığı, uğrunda can verdiği adalet bayrağını taşımaya devam edeceklerini söyledi. Ve bizler yargı mensupları olarak Allah'ın izniyle Mehmet Selim Kiraz kardeşimiz şehit olurken bile düşürmediği, uğrunda can verdiği adalet bayrağını ileride taşımaya devam edeceğiz. Başsavcı Uğurlu'nun anma programında konuşurken duygulandığı görüldü. Susuz kalmasına rağmen teröristlerin su teklifini kabul etmedi. Öyle bir izzet ve şeref sahibiydi ki o hainlerin o necis elleriyle uzattığı suyu içmedi. Başsavcı Uğurlu ayrıca Şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın adını yaşatmak için Sivas Adliyesi Konferans Salonu'na Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın isminin verildiğini duyurdu. Bir gayemiz de elbette Cumhuriyet Savcımız merhum Mehmet Selim Kiraz'a vefa ve minnet borcu olarak onun adının yaşamasını sağlamak. Unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Sivas Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Kutluboğa ise yaptığı konuşmada terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen bu tür olaylar neticesinde yargı teşkilatı olarak cesaretimizi asla kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz dedi. Her türlü terör örgütüyle kararlı bir şekilde devletimizin yanında olarak ve kanunlara bağlı kalmak kaydıyla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Sivas Barosu Başkanı Hacı Yılmaz Demir ise bizleri derinden yaralayan olayın gerçekleştiği 31 Mart günü yargı camiası olarak yasa bürünmüştük. Bugün aynı acıyı yaşıyor ve hissediyoruz dedi. Bugün bir daha aynı acıyı yaşıyor ve hissediyoruz. Bizi yıkamaz bu teröristler ve onların şakşakçıları ile iplerini elinde tutanlar. İsminin yaşatılması adına adliyemiz konferans salonuna ismini veren ve böylesine bir hassasiyeti gösteren kıymetli başsavcımıza, şahsım ve baromuz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Filistin Büyükelçisi Doktor Fatih Mustafa Bağcılar, Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'yı makamında ziyaret etti. Filistin davasının önemli savunucularından olan Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Doktor Fahit Mustafa, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'yı makamında ziyaret etti. İkili arasında gerçekleşen özel görüşmede birçok konuya değinildi. Türkiye ile aralarındaki dayanışmaya değinen Mustafa, Bağcılar Belediyesi olarak Filistin'deki yerel yönetimlere, belediyelere yaptığı yardımlar için size çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da yaşayan Filistinlilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, sağlık, eğitim alanlarındaki desteklerinizden dolayı minnettarız dedi. Başkan Çağrıcı da haklı davanızda her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanındaydık. Bundan sonra da gücümüz nispetinde yardıma devam edeceğiz dedi.
Yeşil ve engelsiz erişim özelliklerine sahip olan Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası 2020 yılında BREEAM sertifikasıyla taçlandı. Sarıyer Belediyesi 2017 yılında açtığı belediye hizmet binası ile bir ilke imza attı. 93 bin metrekare büyüklüğündeki hizmet binası 2020 yılında en prestijli ödül olan BREEAM sertifikasını aldı. İlk yeşil ve engelsiz kamu binası olarak literatürdeki yerini alan binanın açılışının 4. yılında Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç sertifikanın tanıtımını yaptı. Konuşmasına geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İmar ve Şehircilik Müdürü Mahmut Alika'yı anarak başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Buraya emek veren tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Halkına inanan, halkıyla birlikte olan, sokakta yürüyen, onlarla birlikte ağlayan, derdini dert edinen yerel yöneticiler, önlerine ne çıkarsa çıksın o sıkıntı yaşıp yollarına devam ederler. Biz de öyle olduk. Bugüne kadar görev yapan belediye başkanlarına da teşekkür ediyorum. Ama biz olması gerekeni yaptık, biz halka inandık, halkla birlikte yürüdük. Bu bina benim için çok farklı bir noktada. Attığım her adımı gururla atıyorum. Çünkü çok büyük emek var. Mühendislik açısından çok değerli, çevresel açıdan çok değerli. Mühendisliğimle gurur duyuyorum. Binanın yapımı sırasında hiçbir işçi kardeşimin, mühendisimizin burnu dahi kanamadı. Bizim için en büyük gururdur. Emeğe değer vermek de budur. Hizmet binasının uluslararası alanda değer bulmasında önemli bir bilim insanının katkısı var. O kişi Doktor Duygu Erten. İşte Türk kadınının neler yapabileceğinin göstergesi. Buraya gelen her vatandaş mutlu şekilde ayrılmalı, binaya yakışan da budur dedi. Program sonunda Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalın Kılınç ve Doktor Duygu Erten'e birer plaket takdim edildi. Yoğun çalışma programından dolayı tanıtım toplantısına katılamayan Kaftancıoğlu yerine plaketi Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısı Ali Kargidenoğlu aldı. Sivas'ta Nisan ayının ilk gününde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu sevgili seyirciler. Sivas-Tokat arasında bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel geçidi Nisan ayının ilk gününde beyaz örtüyle kaplandı. Sivas'ta Nisan ayının ilk gününde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Sivas-Tokat arasında bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel geçidi Nisan ayının ilk gününde beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan geçitte polis ekipleri sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sivas'ın Divri ilçesinde polis ekipleri sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine bir iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda çok sayıda sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Sivas'ın Divri ilçesinde polis ekipleri sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine bir iş yerinde arama yaptı. İş yerindeki aramada su şişelerinde 70 litre etil alkol, 53 şişe içki ve 2 kilogram anason aroması ele geçirildi. Gözaltına alınan M.C. ve İ.F.Ş. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Sevgili seyirciler, Sivas'ta Akdeğirmen mahallesinde yaşayan 5 yaşındaki Berat Sarıkaya evde oynadığı sırada sol el parmağını odanın kapısının tokmaklı kilidine sıkıştırdı. Aile, çocuklarının parmağını sıkışan yerden çıkarması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Sivas'ta Akdeğirmen Mahallesi'nde yaşayan 5 yaşındaki Berat Sarıkaya evde oynadığı sırada sol el parmağını odanın kapısının tokmaklı kilidine sıkıştırdı. Başka bir şey yapmayacağız. Çocuğun durumunu gören ailesi sıkışan parmağı kapı tokmağından çıkaramayınca durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Eve geçen itfaiye ekipleri sıkışan parmağı çıkarmak için çalışma yaptı. Zaman zaman Berat'ı teselli etmeye çalışan itfaiye ekipleri sıkışan kapı tokmağını parmağa zarar gelmeden kesti. Yaklaşık bir saat süren kurtarma operasyonu sonrası parmağı kurtulan Berat büyük mutluluk yaşadı. Yok oğlum bitti bir şey kalmadı. Elinde bir şey olmadı. Bitti. Sadece bir nokta ya. Sadece çok az. Yok. Biz senin elinde bir şey olmasın diye uğraşıyoruz. Bak tamam. Kes. Bitti. Az bir şey şu kaşığın şuraya aldı. Tamam. Dur koçum, dur. Şimdi tamam. Yavaşça çekeyim. Dur abi. Dur hocam. Bir saniye hocam. Al sen dur, şey yapma. Ora açılmadı.
Açıldı, açıldı. Az bir şey aç bana. Şu kaşığı çıkar. Pense var mı? Pense mi? Pense. Dur. Dur oğlum. Sen elini tut. Sen şey yap, gel. Tamam, bitti Mutlu, tamam. Çek, tamam. Yavaş çek. Ben açayım, sen çek. Misli.com 3. Lig 2. grupta üst lig mücadelesi veren Nazilli Belediyespor Lig'in 29. hafta müsabakasında sahasında konuk ettiği Darıca Gençler Birliği AŞ'yi Muhammed Ali'nin kafa golüyle mağlup etti. Nazilli ilçe stadında oynanan zorlu karşılaşmada ev sahibi Nazilli ekibi Muhammed Ali ve Mert ile gol aradı. İlk yarıda atak ve istekli futboluyla dikkat çeken Nazilli ekibi 3. bölgedeki zayıflığıyla aradığı golü bulamadı. İkinci yarıya her iki takım da daha dikkatli başlarken Darıca ekibinin istediği oyunu kurgulayamadığı karşılaşmada ev sahibi ceza alanına organize atak gerçekleştirmede güçlük çekti. Kontrataklarla rakip ceza alanına sokulan Darıca aradığı golü bulamazken Nazilli ekibi Mehmet Ersavaş'ın kullandığı köşe atışında golcü Mustafa Ali'nin fırsatçılığını konuşturarak aradığı golü buldu. Nazilli Belediyespor attığı tek golle 3 puan alan ekip olurken ligdeki 3. sıradaki yerini perçinledi.